12.500 metrekarelik bir alanda Antalya Kepez Dokuma Park'ta zaten kültür ve sanat etkinliklerinin neredeyse kalbini oluşturuyordu. Bu kez Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün büyük gayretleri ve çabasıyla Akdeniz bölgesinde Türkiye'de çok önemli bir alanda bilim festivali açılıyor olması, Antalya'da bir çekim gücü oluştu. Ve burada savunma sanayinin akademisyenleri, roketsanları, Türk Havacılık, Uzay Sanayi, Havelsan, Türkiye Uzay Ajansı, Aselsan, TÜBİTAK Uzay, Solo Türk ve Solo Yıldızları, TÜMOSON gibi tüm sanayi, bilim ve teknolojileri için önemli bir katılım gerçekleşiyor. Bugün buradaki yapılan Antalya Kepez Dokuma Park'ta arkamızda insansız hava araçlarının yer aldığı Aksungur var ve insansız hava araçlarının bulunduğu İHA'lar, SİHA'lar ve çok önemli Türk savunma sanayisine ve dünyada damga vurmuş insansız hava araçlarının yer aldığı Dokuma Park'taki bilim festivali Antalya'nın tüm eğitim ve öğretim kurumlarından öğrencilerin yoğun bir trafiği var, yoğun bir ilgisi var. Öğretmenleri ve okul idarecileri, yöneticileri nezaretinde çocukların gelecekte ufuk açması, onlara yeni ufuklar geliştirmek için bu işin esas amacı o. Ve bu da bugün ilk gün olmasına rağmen gerçekten akıl almaz bir öğrenci trafiği var. Akıl almaz bir ilgi var bilim festivaline. Biz de burada çarpıcı görüntülerle, ilginç yorumlarla Antalya Kepez Dokuma Park'taki bilim festivalinin bu görüntülerini ekranlara taşımaya devam edeceğiz efendim. Efendim, Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü ile birlikteyiz. Yine çok önemli bir bilim fuarına ev sahipliği yapıyorsunuz. Yine Akdeniz bölgesine, neredeyse Türkiye'de çok öncülük yapıyorsunuz. Neler söylersiniz? Bugün aslında çok şey söylenmesi gerekiyor. Ama ben şu kadarını söylemek istiyorum. Antalya bugün bilim anlamında, teknoloji anlamında muhteşem bir tarih yazıyor. Çünkü bugün hem bir bilim festivalinin açılışını gerçekleştiriyoruz, hem de Türkiye'nin en büyük, en geniş, en fazla sergisi olan bilim merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 7'den 77'ye hemşehrilerimize bilimi sevdirecek, onların bilimle ilişkilerini kuvvetlendirecek son derece nitelikli bir çalışmanın bugün finaline gelmiş durumdayız. İnşallah insanlık tarihine katkılar sunan gençlerin yetişeceği, insanımızın bilgiyle, bilimle buluşacağı ve teknoloji anlamında da ülkemizde üretilen her ne varsa yeni olan onları halkımızın en güzel şekilde tanıyacağı bir ortamı hemşehrilerimize armağan ettik. Antalya Bilim Fest 2 Nisan Cumartesi akşamına kadar Dokuma Park'ta olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda da çok daha güçlenerek, gelişerek yolculuğuna devam edecek. Son bir soru soracağım efendim. Evet. Ekran başına bizi izleyenler için. Pistiniz yoktu, havalimanınız yoktu. Evet. Uçak indirdiniz, helikopter indirdiniz. Bütün Türk hava sanayisinin maketleri değil, bizzat havada uçanları burada. Neler söylesiniz? Kaç bin kişi ağırlamak istiyorsunuz? Evet, yüz binlerce kişiyi ağırlayacağız. Orada bir tereddüt yok. Herkesin ilgisini, dikkatini çeken bir organizasyon. Onda da tereddüt yok. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Antalya uzak asırlardan itibaren önemli bir medeniyet merkeziydi. Bu topraklar bilimin neşet ettiği, doğduğu yerler. Bu topraklar tarımın başkentiydi. Son yıllarda turizmin başkenti olarak tanımlandı, nitelendi. Ama bütün bunlarla birlikte şimdi Antalya muhteşem bir bilim üssü oluyor ve bu mutluluk hepimizin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet efendim, Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'nün Türk savunma sanayi sisteminin ne kadar çok önemli olduğu, günümüzde daha çok önemsediğimiz bu bilim fuarına Kepez Dokuma Park'ın, Kepez Belediyesi'nin organizasyonunda on binlerce öğrenci, genç, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya gelerek bu muhteşem ana tanıklık ediyorlar efendim.
Efendim, Türk savunma sanayisinin hep konuşuyoruz. Antalya'da bir ilk, Antalya Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park'ta yapmış olduğu Türk sanayi sisteminin devleri, yani maketleri değil bizzatihi gerçekleri burada ve buraya yoğun bir katılım var ve Türk havacılıkta, Türk sanayide, Türk uzay sanayisinde TÜBİTAK olsun, TUSAŞ olsun, bunlar çok önemli argümanlar. Son dönemde çok ciddi bir şekilde dünyaca gözlem altında tutulduğumuz, ilgi odağı olduğumuz bir alan savunma sanayimiz. TUSAŞ yetkilimiz var, arkamızda Aksungur var, insansız hava aracı var, çok önemli işlevi var. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de dedik ya, hoş geldiniz. Günaydınlar. İsmim Murat Sopoğlu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi'nde 4 yıldır aktif olarak yetenek kazanımı ve iş alım ekiplerinde çalışmaktayım. Murat Bey, hoş geldiniz. Antalya'ya güzellik kattınız. Teşekkür ederiz. TUSAŞ ülkemizdeki savunma sanayinde çok önemli bir argüman, önemli bir sektör. Arkamızda Aksungur var. İnsansız hava sahasında level atladığımız bir alan. Neler söylersiniz? Aksungur'u biraz bize anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle bu etkinlikte emeği geçen Antalya Kepez Belediyesi'ne ve bizi böyle bir etkinlikte misafir ettikleri için bütün organizasyon sorumlularına teşekkür ederiz. Bugün burada olmaktan ve bu coşkuyu sizlerle beraber yaşamaktan çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bizler burada yarının mühendisleriyle, yarının bu işleri bizimle beraber yapacak olan arkadaşlarla bir araya geldik. Neden geldik? 1973'ten bu yana kesintisiz bir şekilde büyümeyi devam ettirerek ülkemizin savunma sanayine katkı sağlayıp aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltarak yerli ve milli bir savunma sanayi kurmak için bu yollara çıktık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada dünyada hatırı sayılır bir yerdeyiz ve üretmiş olduğumuz bu platformlarla insan savaş araçları, helikopterler, savaş uçakları ve eğitim uçakları ile beraber yarın dünyada çok daha iyi noktalara geleceğiz. Özellikle İnsansız hava aracı platformları noktasında Anka, Aksungur gibi projelerimizle beraber dünyanın gözünün üzerimizde olduğu ve en iyi projelere imza attığımız dünyadaki en güçlü devletlerden biriyiz. Bunun yanında aynı şekilde yüksek manevra kabiliyetiyle beraber üretmiş olduğumuz Atak helikopteri her geçen gün başarıdan başarıya koşuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yerini almış durumda. Bizim 2023 hedefiyle beraber çıkmış olduğumuz bu yolda hem Hürjet savaş jeti eğitim uçağımız hem de Milli Muharip uçağımızla beraber ilk motor çalıştırmaları yapılacak ve bir yıldan az sürede artık geri sayımına başladık. Bunları daha iyi noktaya getirerek ülkemizi hem ulusal ve hem de uluslararası arasında temsil etmek hem de yarının gençlerine bu hevesi aşılayarak onlarla beraber daha büyük projeler imza atmak için buradayız. Ülkemizin bu noktadaki vizyonu sonuna kadar savunma sanayini desteklemekte ve projelerin her biri hız kesmeden devam etmektedir. Çok yakın zamanda görmüş olduğumuz pandemi sürecinde dünyada birçok ülke projelerini durdurma kararı alırken bu dönemde savunma sanayini büyüterek çıkan en güçlü ülkelerden biriyiz. Hem TUSAŞ olarak hem de savunma sanayinin diğer paydaş şirketleri olarak ülkemizin savunma sanayine vermiş olduğu desteği her geçen gün farklı arenalarda görüp bununla beraber gururlanmaktayız. Murat Bey, ben şunu sormak istiyorum. Soracak çok sorumuz var. Savunma sanayi işte devam eden çevremizde dünya genelinde gücün güçlünün güçsüzü ezdiği bir dönem ve bu konuda bir kez daha anlıyoruz savunma sanayisine yapılan yatırımın neden önemli olduğunu. Ve bugüne kadar bütün teknik donanımları başka ülkelere gebe kalarak başka ülkelerin hegemonyası altında yürüttüğümüz sistemi artık Türk mühendisleri, geleceğin yetişen bilim adamlarımız gerçekten akıl almaz bir ufuk açtılar ve neredeyse dünyanın çok yakından takip ettiği bir alan. Peki Aksungur'un teknik yapısı olarak çok bir şey sormamıza gerek yok ama kabiliyet gücü olarak bizim ülkemize kazandırdığı kazanımlar nedir? Nasıl yorumlarsınız? Buna genel hatlarıyla beraber şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim İNKA'larımızdan, İHA'larımızdan ilki Anka'ydı. Anka ilk önce gökyüzünde faaliyetlerini göstermeye başladıktan sonra Sayın Genel Müdürümüz Profesör Temel Kotil Beyefendi şöyle bir şey söylemişti ve hiç unutmuyorum bunu. Eğer ki TUSAŞ'ın havada bir ürününü görüyorsanız bilin ki yerde daha iyisi geliyordur. Ve o günlerden ilk üretmiş olduğumuz insan savaş aracından bugün gelmiş olduğumuz noktada Aksungur'la beraber yan yanayız. Bu İHA'mız bizim
dünyada birçok farklı alanda, birçok farklı görev kabiliyetine sahip olarak hem görevde tespit yerini belirleyerek hem de bunun arkasından saldırısını yaparak çok iyi noktaya getiriyor bizi. Bundan önceki vermiş olduğumuz savaşlarımızı doğrudan yer üzerinden yaparken göklerdeki bağımsızlığımızı bize kazandıran ve aynı zamanda insansız bir hava aracımız olduğu için herhangi bir can kaybına hiçbir şekilde gerek kalmadan hem önce görevini yerine getiriyor hem de bu görevi yerine getirirken havada kendisini de koruyarak tekrardan geri gelebiliyor. Bunu çok yakın zamanda kardeş ülkemiz Azerbaycan'da yapılan operasyonlarda bizzat görmüş olduk ve bununla beraber havada edinmiş olduğumuz savaşın kaderini değiştirdi yani. Bizler Türkiye olarak her zaman müttefik devletlerimizle beraber yan yana olacağız. Her zaman kardeş ülkelerimize önemli olan bu teknolojiyi bizler hayata geçirip onlara da sunmaktır. Ve görmüş olduğumuz noktada zaten ülkeler de bunun çok net farkındalar ve bu savaş araçlarıyla beraber bizler her zaman onların yanında olarak aynı zamanda üretmiş olduğumuz ürünlerin ne kadar başarılı ve ne kadar görev odaklı olduğunu gösterebiliyoruz. Ve şu an Türkiye bu noktada hem hava hem yer hem de deniz savunma sistemleri olarak çok iyi bir noktaya gidiyor. Böyle bir projenin, böyle bir büyük bir işin içerisinde yer almak bizim için vatana ödeyemeyeceğimiz bir borç haline geliyor. O yüzden bu ürünleri gördüğümüzde sizlerle beraber aynı heyecanı yaşamak bizi daha da gururlandırıyor. Evet. Efendim Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Türk savunma sektörünün, Türk savunma sanayisinin bizim gururumuz, TUSAŞ olsun, diğerleri olsun, bizim için gerçekten gökyüzünde süzülen milli güvenliğimiz açısından çok önemli. Yani dosta güven, düşmana korku veren bir atmosferi yaşatıyorlar. Bugün burada aynı heyecanı paylaşmanın, Söylem Haber Ajansı olarak aynı duyguları hissetmiş olmanın gururunu yaşıyoruz ve Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum verdiği güzel bilgilerden dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerin aracılığıyla beraber bu etkinlikte gelen, katılan ve Antalya'ya TUSAŞ olarak biz de bugün burada seninle gözümüz yükseklerde diyoruz. Bütün ilgilileri, bütün katılımcıları 3 gün boyunca standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için sizlerin haber ajansına çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, Türk savunma sanayinin önemli enstrümanlarından bir tanesi olan Aksungur. Yani burada Türk savunma sanayisinin çok önemli havadaki, karadaki, denizdeki güçlerimizin ne kadar yol kat ettiğimizi görüyoruz. Ne kadar çok yol aldığımızı görüyoruz. Bir başkasının, başka devletlerin, kendini güçlü sayan devletlerin himmetine, minnetine meyil etmeden Türk mühendislerimizin, bilim adamlarımızın, ilim adamlarımızın yüreğini, gönlünü, kalbini koyduğu bu savunma sanayisine emek sağlayan, katkı sağlayan en küçüğünden en yükseğine kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. Sizlere de iyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun Murat Bey. İyi günler diliyorum. Efendim teknoloji o kadar çok ilerliyor ki özellikle ulaşımın yakında uçan taksilerle yapacağız. Yani geldiğimiz nokta bilim festivalinde uçan arabaya dokunuyoruz. Özellikle Bilişim Vadisi'ne. Bu havada bu teknolojik alanda sınır tanımayan Türk mühendislerimizi de buradan yürekten kutluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Muhammed Molla Mehmetoğlu ben. Bilişim Vadisi'ni temsilen buradayız. Burada Bilişim yanımızda herkesin çok yakından merakla izlediği, fotoğraf çektirdiği, öğrencilerin de çok büyük rağbet gösterdiği uçan taksideyiz. Evet. Bize neler söylersiniz burayla ilgili? Şimdi biz Bilişim Vadisi olarak buraya firmalarımızı getirdik. Sizin de dediğiniz gibi en çok rağbet gören firmalardan birisi de Aircar firmamız. Türk mühendis arkadaşlarımızın bir girişimi bu. Tamamen yerli. Tamamen %100 yerli bir proje. Yani mühendislerinden tutun işte bu tasarımına kadar her şey yerli. 2017'den beri arkadaşlar bu proje üzerine çalışıyorlar. Ve artık uçuş testleri de yapılıyor. Yani bu gördüğünüz araç şu an uçabiliyor. Bana buraya uçarak geldi demeyin sakın. Yok, uçarak getirmedik. Bu konuyla ilgili regülasyonların da henüz yani tamamlanmasını bekliyor tabii arkadaşlar. Ne kadarlık havada kalma süreci var bu deneme testlerinde? Deneme testleri yaklaşık yani yarım saat, bir saatlik testlerden oluşuyor.
Bugüne kadar 60'ın üzerinde test yapıldı. Testler yine Bilişim Vadisi'nin az alanlarında yapılıyor. Biz Türk milleti olarak, özellikle erkekler, araç konusunda biliyorsunuz, sınır tanımaz bir araç sevdamız evet, vardır. Evet, ben de dahil. Evet. Herkesin bir araç modeli, araç muhabbeti vardır. Şunu sormak istiyorum. Kaç, yarım saat, bir saat havada kalıyor dediniz. Hız limiti ne kadar? Yaklaşık 100 kilometre hızla uçacak bu araç. Tabii bunu yani havadan gittiği için hani herhangi bir işte sapaktı, dört yol ağzıydı bir şey değil. Dümdüz gideceği, aynen, dümdüz gideceği için bir saat aslında yani 100 kilometre hızla çok çok iyi bir oran. Yani kaç kişilik çok, araç? Şu an 2 kişilik olarak tasarlandı. Daha sonra 4 kişilik modeli de tasarlanacak. Ama ilk aşamada kargo taşımacılığına hizmet edecek bu araç. Yolcu yok yani. Yolcu yok. Mesela kargo derken ne taşıyacak? 300 kiloya kadar kargo taşımacılığı yapabilecek. Kargo merkezlerinden kargo merkezlerine. Örnek olarak bir limandan bir kargo merkezine kargoları taşıyabilecek. Daha yani tekil kargolardan çok daha toplu şekilde transferlerin gerçekleştirebilmesi. Peki yolcu için olarak ne zaman göreceğiz? Ne zaman şimdi havada yaygın olarak göreceğiz? Yaklaşık 2-3 sene sonra kargo taşımacılığına başlayacak Aircar. Bu anlamda yolcu taşımacılığında da tabii regülasyonların gelmesi, gerekli kanunların çıkması gerekiyor. Bu da yani yaklaşık muhtemelen yine toplamda 4-5-6 seneyi alacak gibi. O zamana kadar bu Aircar'da zaten uçmaya hazır olacak. Yani hava trafiği de... Evet, hava trafiğinin de bir düzene getirilmesi gerekiyor. Yani kanunlarıyla, kurallarıyla. Biz onu bekliyoruz tabii yani. Bir Aircar şirketi onu bekliyor. Yani başka bilmemiz gereken... Yani tamamen otonom bir şekilde çalışacak. Bir pilot kullanmayacak veya uzaktan kumanda edilmeyecek. Siz navigasyonda hedefi belirlediğiniz zaman kendi kendine kalkıp gidecek bir araç. Yani çevre aracı kullanan kimse olmayacak. Kimse olmayacak, hayır. Siz sadece önden nereye gideceksiniz, aynen, adresinizi yazacaksınız. Siz adresi, komutu vereceksiniz, gerisi araçta. Evet. Efendim, Türk mühendislerimizin harika buluşları havada, karada, denizde, her alanda çok güçlü bir şekilde olmaya devam ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Bilişim Vadisi ekibine ve bütün burada Türk uzay sanayisine, Türk savunma sanayisine her katma değer sağlayan en küçüğünden en büyüğüne bir kez daha burada teşekkür ediyoruz. İşte binlerce öğrenci bugün Bilişim Fuarı'nı ziyaret ediyor, onlara dokunuyor. Bunlar maket değil. Maket değil, tamamen uçan, kaçan bütün enstrümanlar burada. İHA'sı, SİHA'sı, denizaltısı, uçan taksisi, hepsi Antalya Kepez Dokuma Park'taki Bilişim Fuarı'nda, Bilişim Festivali'nde. Herkes bu festivali mutlaka gelip yerinde görmesi ve uçan taksiye olduğu gibi diğer araçlara da dokunması lazım. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Rica ederim. Biz çok memnun olduk. Efendim, Türkiye'nin önemli bilim festivalinin yapılmış olduğu Antalya Dokuma Park'ta 12.500 metrekarelik büyük bir alanda, devasa bir alanda Türkiye'nin gücü, kudreti, savunma sanayisindeki level atlamışlığımızın bizzati tanıklığını yapıyoruz. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Sayın Tayfun Bayar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, merhabalar. Neler söylersiniz Türk hava güçlerinin, kara güçlerinin, denizaltılarının, Türk savunma sanayini bugün Antalya'da birebir dokunarak hissediyoruz. Duygu ve düşünceleriniz nedir efendim? Evet. Öncelikle bu organizasyonu en büyük destekçisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, TÜBİTAK'a ve bu imkanları sağlayan Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye ve ekibine başta teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bir hayalimiz vardı, bir hayalle çıkıldı 2002 yılında. Bu hayal ülkemizi en yüksek mertebeye, en yüksek seviyelere getirinceye kadar uğraşılıyor.
öyle bir sağlam iktidarla, böyle bir sağlam düşünceyle buralara geldik ki çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için gayret ve aşk ve şevkle uğraşıldığını görüyoruz. Bu süreçte bakın minik minik evlatlarımız, minik minik yavrularımız buradaki yapılan bilim festi gelmişler. Bu kadar güzel projeleri şahit oluyorlar. Tabii buna şöyle bir eskiyle kıyasladığınızda daha önceden böyle bir projeler mümkün değil. Yani bu ülkemize katkı koyacak, katma değer oluşturacak projeler maalesef bizim gençlerimiz bulsa bile ortaya çıkartılmıyordu. Birileri kapatıyordu üstünü. Maalesef eskiden oldu, eskiden de gördüğümüz, bildiğimiz üzere işte ya Amerika'ya kaçıyordu, ya Japonya'ya gidiyordu, ya da Çin'e gidiyordu. Beyin göçü oluyordu. Artık şimdi hem beyin göçü Türkiye'mizde dışarıya gitmek yok. Hem burada çocukların bu buluşlarını değerlendiriyoruz. Hem hükümetimiz bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Özellikle Teknoloji Bakanlığımız TÜBİTAK'la birlikte güzel çalışmalar yapıyor. İşte burada gerçekten bu taze beyinleri, bilim aşkıyla yanan beyinleri ülkemizde artık hem destekliyoruz hem de buralarda böyle güzel festivallerde, bilim festivalinde, Türkiye'de ilk yapılan bilim festivalinde çocuklarımız yaptıkları, ürettikleri teknolojik ürünleri burada hem havada hem de karada olan bütün ürünleri sergileme şansı buluyorlar. Ben buradan burada da emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve başta bakanımıza ve Kepez Belediye Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, Antalya Kepez Dokuma Park'ta 12.500 metrekarelik böyle devasa bir alanda 3 gün sürecek olan bilim festivali devam ediyor. Türk savunma sanayisinin önemli ekipmanları bu bilim festivalinde yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de makine kimya endüstrisi. Değişik ad ve isimlerde 15. yüzyıldan beri makine kimya endüstrisi ülkemize katma değer oluşturmaya, hizmet vermeye devam etmiş. Ve bununla birlikte özellikle İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurulan top dökümhanesi oluşturulmaktaydı. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında savunma sanayisine ilişkin ciddi bir altyapısı bulunmaktadır makine kimyanın. Ve daha sonra küçük imalathanelerden oluşturulmuş bu atmosfer 1921-1924 Ankara'da hafif silah ve top tamir atölyeleri, fişek ve marangoz fabrikaları 1928'de Kırıkkale'de pirinç fabrikası ile elektrik makineleri fabrikası, 1928'de Kırıkkale'de mühimmat fabrikası, 1931'de Ankara'da Kayaş kampüs fabrikası, 1935 yılında Ankara Mamak'ta gaz maske fabrikası, 1936 yılında yine çelik fabrikası, tüfek ve top fabrikaları kurulmuş. Haydi, şov başlıyor. Ve makine kimya endüstrisi üretmiş olduğu i̇şte Türk savunma sanayisine her zaman lokomotif olmuştur. İşte. Bu konuda üretmiş olduğu top, tüfek ve silahlarla birlikte makine kimya endüstrisi de Bilimfest'te şu an Antalya'da Dokuma Park'ta sergileniyor sevgili seyirciler. Biz 3 gün sürecek olan bu bilim festivali, az önce de söyledik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılış yapıldı. Katılım çok yoğundu. 10 binlerce öğrenci katılıyor buraya. Biz de buradaki bilim festivalindeki görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, şu anda Türk savunma sanayisinin ne kadar çok önemli bir yer işgal ettiğini, ne kadar çok son dönemlerde yaşanan bölgesel, dünyanın küresel savaşları içerisinde çok önemli bir
savunma sanayisinde önemli bir yer alan Türk savunma sanayisi İHA'larla, SİHA'larla ve her alanda Aselsan bizim gururumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Antalya Bilim Festivali'ndesiniz. Arkamızda Sarp Zafer var. Doğrudur. Bize biraz katalog bilgisi verir misiniz? Tabii ki. Sarp Zafer silah sistemimiz üzerindeki takılı silah otomatik olarak yönlendirme kabiliyetine sahip. Hedefi üzerindeki silah doğrultusunda belli bir mesafeden imha etme kabiliyetine sahip bir otomatik taret sistemi. Arkasında otomatik kullanım konsolu var, operatör konsolu. Örneğin silahı aracın üstüne monte ediyoruz bu yapıyı. İçeride operatör konsolundan biz bunu yönlendirerek istediğimiz şekilde ilgili hedefi imha etme kabiliyetine sahip. Yani Aselsan bizim gurur kaynağımız. Teşekkür ederim. Yani ülkemiz için de bir gurur kaynağı. Sağ olun. Az önce de açılışta da söyledim. Küresel bir alan, dünya savaşlarının hemen burnumuzun dibinde de devam ediyor olması da savunma sanayisinin ne kadar çok önemli olduğunu bizim çok ilgimizi çekmeye başladı. Neler söylersiniz Aselsan'ın yaptığı bu tür güzellikler için? Bilemiyoruz. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde silah sistemimizi üretiyoruz. Evet. Burada da sergiliyoruz. Bilim Festivali'ne geldik. Evet. Bu şekilde. Katılım yoğun. İlgi yoğun. Güzel. İlgi büyük gerçekten. İlgi güzel. Sağ olsunlar. Geleceğin ilim adamlarını, görmek istiyoruz. Evet, görmek çok istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Sağ olun. Efendim, Antalya'da dedik ya 12.500 metrekarelik bir alanda kurulmuş olan muhteşem bir bilim festivaline Antalya Kepez Dokuma Park ev sahipliği yapıyor. Havada, karada, denizde, her alanda varız Allah'a şükür bundan sonra Türkiye olarak. Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Sayın Süleyman Girgin var yanı başımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 31 Mart 1-2 Nisan tarihlerinde bu bilim ve teknoloji fuarına Türk Hava Kurumu olarak biz hem standımızda hem de Cessna 172 uçağımız ve iki tane motorlu yamaç paraşütümüzle gösteriye renk katmaya çalıştık. 97 yıllık Ulu Önder Atatürk'ün Türk gençliği için kurduğu bilim teknikle buluşan, sevgi dostlukla kucaklaşan, çağdaş ülkeyle yarışan bir yeni kuşak yaratma çabası içerisindeyiz. Türk Hava Kurumu'nun 3 tane temel görevi vardır. Akademik, teknik ve sportif. Türkiye'deki 382 şube sportif hareketleri devamını gençliğe, geleceğin dünyası, havacılığa buluşturmak için çaba göstermekteyiz. Ben de mütevazi 55 yıldır havacılığın içinde serbestçi, yamaççı, İHA'cı ve model uçak ve roket sanal pilot öğretmenliğiyle bilgimizin Anadolu'da ve İslam geleneğinde bir kültür vardır. Malın kırkta biri sekat, bilginin de sekatı budur diyoruz. Bu hizmeti yeni kuşaklar, yeni gerçeklerle buluşturalım diye bir çaba içerisindedir. Bu etkinlikte de davet edildi. Tertip komitesi içerisinde de bulunduk ve mütevazi gençlikle halkı buluşturduk. Evet. Halkı kazanan zaferi kazanar diyoruz. Bu nedenle de güzel bir başlangıç yaptık. Sizlerin de bu güzel etkinlikte bulunmasından ben şahsım ve yönetim ve denetim kurulu adına teşekkürlerimi iletiyorum. Halkın sizi ve yüreğisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Sayın Süleyman Girgin'e şunu da merakımdan sormak istiyorum. Havacılıkta Türk Hava Kurumu'nu hani neredeyse Cumhuriyetimizle yaşıt ama millet olarak, toplumsal olarak Türk Hava Kurumu'nu yeterince anlayabildik mi, tanıyabildik mi acaba? Herhalde geçmiş dönemlerde ve belli dönemlerde Türk Hava Kurumu adına yapılan dezenformasyonlar nedeniyle Türk Hava Kurumu'nun halktan aldığını halka veren, bilim ve teknikle buluştuğu bu güzel etkinliğe 6 tane bizim gelir kaynağımız vardır. Merkezi bütçeden bir kuruş almayız. 84 milyon bizim asil üyemizdir. O da nereden geliyor? 84 milyon asil üye Kurban Bayramı'nda derilerini bize verdiler. Ramazan'da fitrelerini verdiler. Bağış yaptılar ve bu kurumun ayakta kalması, bir kulu çınarı ormana dönüştürmeyi, halkımızın katkısı, biz de mütevazi halkımızın hizmetkarı bir 55 yılımızı vermiş, bu güzelliğe renk katmaya çalışan bir kardeşiniz olarak halkımızın desteği bizim ve gelecekte gençliğimizin aydınlık yüzü olacaktır. Destek halkımızdan, hizmet bizden diyoruz. Evet. Efendim, Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Sayın Süleyman Girgin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim, gerçekten söylüyorum, ulusal birlik ve beraberliğimizde
Türk Hava Kurumu milletin kendi öz bütçesinden, kendi himayesinde, kendi desteğiyle, işte az önce başkanın da söylediği gibi kurban bayramlarında derileriyle ve diğer dini günlerde de fitre ve zekatlarıyla verdikleri her kuruş hizmet olarak geri dönüyor. Ben bu güzel buluşmada sizlerin katkısından dolayı tekrar şunu diyorum. Gençliği bize bir adım gelsin, biz onları kucaklarız. Dedeleri olarak, büyükleri olarak, mütevazi havacılık bilgimizde bir 97 yıllık Ulu Çınar'ı beraberliğimizle ormana dönüştürme çabası içerisindeyiz. Evet. Efendim, şurada, evet, şöyle vereyim ben. Şunu vereyim ben size. Şimdi küresel güçlerin artık hava sahasında etkili olanlar kazanıyor. Kesinlikle. Yani büyük güçlü güçsüzü eziyor. Bu küresel güçlerin son zamanlarda yaşadığı, etrafımızda da savaş senaryolarının yazıldığı bu dönemde Türk Havacılığı, Türk Hava Kurumu, yani dedik ya, hem karada hem denizde hem havada güçlü olmanın bir haklı gururunu yaşıyoruz son dönemlerde. Özellikle bilim adamlarımızın, kendimizin birçok şeyi kendimizin üretmiş olması, bu da dünyaya, düşmanlarımıza bir gözdağı. Sevgili kardeşim, esas şunu da söylemek, esas büyük önder Atatürk'ün dünyada hiçbir kurum benzeri olmayan bu kuruluşu 16 Şubat 1925'te kurarak Türkiye'nin, Türk gençliğinin gelecekte dünyanın değişimi ve gelişimine hızlı ayak uydursun diye ve çok güzel de yüzbaşı iken Fransa'daki bir tatbikatta gördüğü şudur: İstikbal göklerdedir, geleceğin dünyası havacılık. İstikbal göklerdedir özcü işinin esas açılımı da şudur: gökyüzüne egemen olan yeryüzünde özgür yaşar. Büyük önderimizin bu sözü bizim yaşam felsefemizdir. Gençliğimize de bunları birlikte üreterek, çalışarak neler yapabiliriz? Bizim burası bir aile yuvası gibidir. Halkın desteği bizim başarımızda çok önemli bir etkendir. 26 gelirden 6 gelire düşmüştür. Bunun da halkın katkısıyla biz de ayakta kalma çabası içerisindeyiz. Aynı zamanda biz sportif havacılık dışında adımız bazı yanlış odaklarla zekat fitre kurban derici gibi olumsuz imajlar yaratılmaktadır. Bizler aynı zamanda pilot eğitimi yapıyoruz. Türk kötü bir dezenformasyon yapıyorlar. Kesinlikle. Bizim hedefimizde de gençliğimizin model uçak havacılığın ana okuludur. Oradan başlarız. 11 yaşından sonra model uçak başlangıç kursları 3 gün sürer. Serbest paraşüt, yamaç paraşütü, yelken kanat ve planör gibi havacılığın değişik enstrümanları da 16 yaş üzerinde sağlıklı her Türk gencinin, bayan erkek başımızın üzerindedir. Sabiha Gökçen'de bayanlar içimiz rol modeldir. Örnek aldığımız büyüğümüzdür. Onlarla birlikte gençlerimizi geleceğin dünyasıyla buluşturma çabası içerisindeyiz. Evet. Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Sayın Süleyman Girgin'in Bilim Fest'teki duygu ve düşüncelerini ve Türk Hava Kurumu'nun çalışmalarıyla ilgili olarak görüş ve düşüncelerini Söylem Haber Ajansı olarak ekranlara getirdik. Görüntülerimiz devam ediyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son bir şey daha ekleyeyim. Bu sportif havacılığın dışında Türk Hava Kurumu Antalya Şubemiz ve 7 tane bir teknik kadro, robotik kodlama, İHA uzmanı, ziraat mühendisi, orman mühendisleri odası ve Batak Deniz Orman Yeşil Ormancılar Derneği ile oluşturduğumuz bir ekiple 4,5 ayda yapılan ARGE çalışmalarımızda Manavgat yangını bölgesinde meydana gelen yangınları yangın süresi içinde 2 defa ziyaret ederek bölgede tohumlama işine başladık. 36 parsel Orman Bölge Müdürümüz Sayın Vedat Bey, Ali Bey ve Manavgat'taki Orman Bölge Şefi Aydın Bey'in de desteğiyle biz sivil toplum kuruluşu sadece zekat fitre değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesiyle Toroslar küllerinden yeniden doğuyor sloganıyla bölgemizde tohumlamaya başladık. İnşallah Gündoğmuş'taki Sayın Orman Müdürlüğümüz de talepte bulundular.
bir teknik ARGE kadromuzla birlikte bu işi de yapıyoruz. Bu İHA-1 dediğimiz aracımız havada 38 dakika kalır, 15 kilo taşıma kapasitesi olur, 10 kilometre alana kadar gidip gelebilir. Otonom dediğimiz gidiş geliş ve harita kodlamasıyla bölge 36. parsel Manavgat Oymapınar Barajı bölgesi bize tahsis edildi. İnşallah halkımıza bu başlangıç, hayırlı başlangıcın arkasını getireceğiz. Biz sadece kimsenin işine karışmak değil, rol model ve teknolojiyi halkımızda ve kurumlarla bütünleştirmek için bu kurumu gösterdik. Herkesin emeğine sağlık. Bize destek verenlere biz her zaman bilgimizi paylaşmaya hazırız. Evet, Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Sayın Süleyman Girgin'e bu kıymetli bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Şahsınızda halkın yüreği, sesi ve vicdanı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şahsım, yönetim ve denetim kurulumuz ve genel başkanlığımız adına saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.